Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı İsmail Tunca, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ziyaretlerine devam ediyor. Belediye Başkan Adayı Makine Mühendisi İsmail Tunca, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu'na katıldı. Genel kurulda bir de konuşma yapan Tunca, gönül arz ediyor ki faizsiz bir sistemde yaşayalım. Eskiden olduğu gibi, Osmanlı'da olduğu gibi ahilik sistemi olsa ama o günlerde inşallah görürüz, yaşarız diyerek sözlerine şöyle devam etti. Esnaf tarafından %35'te, vatandaşlarımız tarafından ödenirken bu 2013 yılında %50 vatandaş tarafından %50 de devlet katkısı olarak karşılanmış. Ben burada temenni ediyorum ki inşallah 2014 yılında bu rakam %35 vatandaş tarafından, %65 de devlet tarafından karşılanmış. Tabii gönül arz ediyor ki faizsiz bir sistemde yaşayalım, ahilik sistemi gibi bunlar sıfır olsun ama maalesef her gönül istediği her zaman yerine gelmiyor. Rabbim inşallah Türkiye'ye o günleri de gösterir. Sıfır faizlerle eski Osmanlı'da olduğu gibi ahilik sisteminin yerleştiği, esnafımızın cıvıl cıvıl olduğu günlere de döneriz. Ama tabii bu kiralarla biraz zor gibi duruyor. Yani şehirde hep dolaştığımız zaman esnaflarımız kiraların yüksekliğinden şikayetçi, hakikaten de kiraların ağır olduğunu biliyoruz. Sayın banka müdürümüz de söyledi, esnaflar bazen mecburiyetten oğlunun düğününü esnaf kredisiyle kullanıyor. Bunlar olmaması gereken şeyler, arzulamadığımız şeyler. İnşallah esnaflarımız aldıkları kredileri işlerini büyütmekte kullanırlar. El birliği yaparız, şehrimizi eski büyüklüğüne getiririz. 1500'lü yıllarda Sayın Vali Yardımcımız Mustafa İngenç bize harita göstermişti. Kütahya, Anadolu Beyler Birliği'nin başşehri, Trabzon, Kütahya'ya bağlı, Rodos Adası Kütahya'ya bağlı, Eskişehir ve Bursa vilayetleri Kütahya'ya bağlı. İnşallah ben buradan Rabbıma dua ediyorum, Kütahya'nın güzel günlerine gelir, yeniden Anadolu'nun Beyler Birliği'ne yakışır bir şekilde başkente yakışır bir il olur inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli Başkan Adayımıza.